Selam dostlar, alemin, ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün Bangladeş'in başkenti Dakka'dayız ve Dakka'da size çok özel bir video hazırlamak istedim. Her ülkenin kendine has bir popüler bir şeyi vardır. Bangladeş'in de en meşhur şeyi Rişka var. Rişka nedir? Şu gördüğünüz bisikletli abinin kullandığı aleti Rişka diyorlar. Ve burada tam 30 milyon adet Rişka var. Halkın büyük bir çoğunluğunun geçim kaynağı bu. Hatta size birkaç bir şey daha göstereceğim şimdi. Abi her yer böyle Rişka dolu. Benim Bangladeş için kullandığım bir tabir var. Çarpışan arabalar ülkesi. Abi herkes herkese çarpıyor. Şunlara tomtom diyorlar. Asya'nın diğer kısımlarında bir benzerleri var. Tuktuk diyorlardı. Bunlardan da on binlerce, belki milyonlarca var tomtomlardan da. Bu tomtomlarla Rişkalar buradaki trafiği alt üst ediyor. Buradaki bütün trafiği mahvediyorlar resmen. Bunlar da ufak dolmuşları buranın. Size bugün bu Rişkaları tanıtmak istiyorum. Bakın bu da kamyonet Rişka diyeyim. Bunlar malzeme taşıyor. Kimisi var seyyar satıcılık yapıyor bu Rişkalarda. Şimdi bir tane Rişkacı ile anlaşabilirsek 1 saatlik kiralamak istiyorum. Eğer ucuz fiyat söylerse abi 1 saat boyunca el koyup biraz ben kullanacağım, onu gezdireceğim, biraz o beni gezdirecek. Ondan sonra bir de o abiye yemek ısmarlamak istiyorum. Bakalım biriyle anlaşıp burada bugün size bir Rişka vlogu çekebilecek miyim? Kaosun içerisinde bir düzen kurulmuş ülke Bangladeş. Her yerde bu Rişka camilerden var. Böyle biraz daha gözüme fakir bir abiyi kestirip ona bir hayır işlemek istiyorum. O yüzden biraz ilk önce arayacağım. Hepsi fakir ama bir elektrik aldım abiye tutulacağım. Selam Ahmet ismi. Selam Ahmet. Nasıl gidiyor? Rişka kaldı. Süheyl'le bir saat beraber takılacağız abi. Hello. One hour rent a Rişka. How much? One hour. Rent a how much? Now 5 o'clock. How much? Kota taka? Sorry? 2 ghanta naki? 2 ghanta naki? One hour. Anlamadı. Now clock 5 clock. 6 clock. Finish. One hour. How much? 200 lira geldi. 200 taka mı diyor? Dur bekle. Anladın mı acaba? Yaz. Yes. 200. Understand? Okay. Tamam. 200 takaya anlaştık. Güzel, sevdim. Sıra bakma ana kısmı. Selamun aleyküm. Brother, your name? Name Suhel. Suhel. My name is Mehmet. Nice to meet you. I am from Turkey. I'm in my country. Your country here? Do you know Turkey? Istanbul, Turkey. Yes. Muslim country. Alhamdulillah, Muslim. Yes, same. Tamam, Süheyl'le bir saat beraber takılacağız abi. 200 dedi, 200 ne yapıyor? 8, 16, 24, 3 dolar bile yapmıyor. Yemek de ısmarlayacağım filan. Bir rikşa kiraladım, rikşacı arkadaşla bir saat geçeceğiz. Pek bir muhabbet doğacak mı bilmiyorum ama doğarsa da onu da göstereceğim. Hadi şimdi devam edelim. Suhel, you marry? Marry children? One, two? One. One children. Bir tane çocuğu varmış. You children, girls, men. Men, girls, girls.
Ha, girls dedi, anladı herhalde. Bir tane kız varmış, ona da bir şey alırız. Bu vlogun adını şöyle koymaya karar verdim. Ben geldiğimden beri bu ülkeye diyorum ki çarpışan arabalar ülkesindeyim. Abi herkes birbirine vuruyor falan bir şeyler. Sürekli etrafınızda bir yerinizde araba var. Zaten her arabanın şöyle sağa sola göçük. Sağlam araba yok. Otobüsleri falan görürsem göstereyim. Her tarafı çizik. Resmen çarpışan arabalar ülkesindeyiz. Ben şöyle bir başlık almayı düşünüyorum. Çarpışan arabalar ülkesinde rikşaya binmek. Burada sokak lambası yok. Yani kırmızı, yeşil işaretli sokak lambaları yok. Eli değnekli polisler var. Abi şurası polis ofisi. Burası böyle karışınca polis çıkıyor abi sopayla. Ona vuruyor, buna vuruyor. Dağılın lan diye trafiği öyle açıyor. Ülkede tam 30 milyon rikşa var. Otomatikman 30 milyon tane rikşacı var. Ve bu 30 milyon rikşacı ile ilgili size güzel bir bilgi vereceğim. Yani güzel derken ilginç bir bilgi. Bu rikşacıların çoğunun 2 ve 3 hanımı varmış. Demek ki bu ülkede böyle popüler bir meslek. Ama bunu duyduğuma çok şaşırdım. Adamlar kuvvetli tabii ki abi. How old are you? No. How old are you? I'm 32. You? I'm 32 years. Yes. Two? Two ne oluyor oğlum ya? Oğlum o kadar mı bilmiyorsun ya? I am 32 years old. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32. You? 40 ne lan? 40 yaşında mısın? Yine anlamadım. Oğlum daha nasıl anlatayım? No, no. I am 32. 1 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 32 years. You? Anlamadım. 40. You? La deket 40 yaşındaymış. Hayır olabilir diyeceğim. Böyle tipler çıkıyorsun. Bir yaşı küçük. Yani, tipi küçük gösterip yaşı büyük olan ama 40 yaşında olamaz ya. 40 yaşında olamaz. 40. You? Vay arkadaş ya, adam resmen anladı ve 40 yaşındayım diyor. Abi mesela burada ışık yok. Şu an bekliyoruz, niye bekliyoruz bilmiyorum. Sonra bir anda geçiyoruz. Thank you brother. Okay. YouTube, yes YouTube. Aa bak biliyorsun, helal sana. Selamünaleyküm. Goodbye. Bu arada bunlar çok para kazanmıyor, şöyle söyleyeyim. Adam biniyor. 1 kilometre, 2 kilometre gidiyor, 10 taka veriyor ya da 20 taka veriyor. O da kaç para yapar? 1 doların 8'de 1'i ya da 1 doların 4'te 1'i bir fiyatı alıyor. Günde kaç kere yolcu alıyordur bilmiyorum ama çok para almıyorlar. Bakmayın 200 dedi ama ben ona pazarlık yapsam 100-150'ye bile yapardım ama benim niyetim pazarlık yapmak değil, yani ucuza kapatmak değildi. Akşama bir hayır duası almak istedim. Şimdi yol istediğim tenhalığa ulaştı. Diyeceğim ki biraz gel sen keyif yap, ben süreyim diyeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Şöyle müsait bir yerde söyleyeceğim şimdi. Brother, I'll wait. Yes. Wait. 1 minute. You here. 5 minutes I am here. Okay? You here. Git. Al tut. Şimdi sen çek videoya. Bunu da al ayağının arasına. Tamam şimdi o beni çekecek. Okay, hadi gel. Adamın emanet arabası, şimdi çarparım arparım diye çok bilmedim. Okay, this after back. Donnabat. Donnabat teşekkür ederim demek. Yalnız kontrolü gerçekten güç. Şöyle, arabanın kendisi zaten ağır. Şu araba ne, nereden baksanız 40 kilo vardır demir yanı. Bir de üstünde bu çocuk var, yani o çocuk şu an beni çekiyor. Ve bazen öyle oluyor ki adamlar buraya yük dolduruyor, bir de buraya 3 kişi biniyor. Ama ne yapsınlar, mecbur yapıyorlar yani. Üzücü tabii ki böyle insanların böyle ağır şartlarda çalışması ama onların da alternatifi olsa böyle bir şey yapmazdı tabii ki. Ha yolun sonuna geldik, dönüyoruz. Şunlar da Tom Tom.
Abi sokak kenarlarında neredeyse hiç araba yok. Çünkü bütün arabalar içeride otoparkta. Evlerin altına otopark yapmak mecburiymişti o kadar. Zaten alternatif olacağını sanmıyorum. Bu kadar insanın olduğu bir ülkede zaten bu kadar dar sokaklarda araba mecbur lazımdı derken abimiz vurdu. Abi gitti kapıya vurdu ya. Kapı yamukmuş. Dayı kızıyor. Hop hop. Bize de vuracaktı ya. Harbiden çarpışan arabalar ülkesi ya. Baba şimdi çocuğu ezecek. Ne yapıyor oraya ya? Dayı bir şey ufaktan vurdu ya. Süheyl geldi seni bir parka götürdü de şimdi bir parka geldik. Şu anda kadar gördüğüm ilk park. Ama parklarıyla meşhurmuş yani büyük parkları varmış da ben denk gelmemiştim. Ayrıca burada size göstermek istedim ama çok terste olan bir cadde var. Oraya gidemedim bir türlü. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi varmış burada. Hem de Bangladeş'te iki tane var. Bir tane de Bangladeş'in en büyük ikinci ya da üçüncü şehri olan Chittagong diye bir yer var. Orada da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve ufak bir heykeli varmış. Bu ülkede Mustafa Kemal seviliyor arkadaşlar. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdım. Ben şu an Dakka'nın Uttura diye bir bölgesindeyim. Uttura nasıl desem size böyle Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi Dakka'nın yeni gelişen, yeni büyüyen bir şehri. O yüzden eski ev pek yok ve yeni evler var. Sokaklar daha düzenli. Birinci cadde, ikinci cadde, üçüncü cadde diye düzenli bir sokak sistemi yapmışlar. O yüzden Dakka'da Uttura böyle biraz hafif zengin mühiti. Abi biraz önce şu öndeki arabaya dokundurduk. Ama şeyi vardı. Korumalı vardı, bir şey demedi adam. Soğanla ilgili bir şey söyleyeceğim. Burada bu senenin, daha doğrusu bir senenin, geçen senenin başında yanılmıyorsam bir soğan krizi yaşanmış ülkede. Soğan buradaki temel yani unsurlardan birisi. Mutfakta çok sık kullanılıyor. Ama burada ülkede soğan stoğu bitmiş. Ve soğan fiyatları 8-10 katına çıkmış. Yani 1 TL iken 8 TL 10 TL olmuş. Ve bu ülkede çok büyük bir tepkiye sebep olmuş. Ve çözüm olarak bu Türkiye'den buraya soğan getirmişler. Ve fiyatları yarıdan daha aşağı çekmişler. Soğan konusunda buraya Türkiye'yi kurtarmış yani. Öyle de ilginç bir bilgi duymuştum, size söylemek istedim. Bu arada bu kızlar bize gülüyor. Utandılar çekince. Dayı nereye gireceksin? Ezeceksin mi bizi ya? Utandılar. Dayı çarpacağız sana. Abi şehrin içindeki bütün derelere sanayi atığı karışıyor. Yani bütün pislik bu şey buna akıyor. Aleyküm selam brother. I don't understand, sorry. Bütün pislik buraya akıyor ve buradan da şehrin içinde insanlar soluyor. Okay. How are you? What is your name? Your name? I'm Muhammad. I'm Muhammad. Muhammad Abidi. Abidi. Nice to meet you. Okay, bye bye. Ülkede kornası saniye yok. Her yerde bir çalışma var. Dünyanın gelişmekte olan ülkeler arasında her sene ilk 5'e giren bir ülkedeyiz. Bangladeş'teyiz. Kemal'e de duyalım mı bu? Konuş hadi, anlat, tamam dinliyorum. Ama gidi adam. Ha? No, no. No, no. No, it's not car. No, no. Good car. Şimdi şeye gidiyorum. Bir tane hamburgerci var burada. Meşhur demeyeyim de yani. Ben bir kere yedim, çok beğendim. Çocuğu oraya götürüyorum. Abi bu da Duman abi. Sivrisinekleri kovuyor galiba. Harbiden tam bir şey o. Eskiden bizim mahalleden geçerdi, arkasından koşardık çocukken. Bütün sokak duman altı oldu. Asya'nın her yerinde olduğu gibi Bangladeş'te de rögar kapakları açık. Çünkü burada muson yağmuru yağdığı için buralar tıkanıyor. O yüzden Asya'nın genelinde böyle rögarlar açıktır. Ve burayla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Yeni öğrendim ben bunu. Bangladeş'te tam 10 yıldır plastik poşet satışı yasakmış. Yani hiçbir şekilde gündelik hayatta plastik poşetin yeri yok. 10 sene önce buradaki muson yağmurlarında Bangladeşli
plastik poşetler yüzünden sel tutmuş. O yüzden Bangladeş hükümeti de poşeti yasaklamış. Şu an herkeste bez poşet var. Ben de şüphelenmiştim zaten niye herkes bez poşet kullanıyor diye. Bundanmış. Şu an ülke kilitlendi. Ve bütün yollar sürekli böyle bozuk. Aha hayret. İlk defa kavga gördüm. Süheyl. Here, wait. Yes, wait. Burada yemek yiyelim. Park. Aa, hamburger yok ya. Ha, bir tane var. Ha, iki tane yok. Aynaymış o. Tamam, Süheyl'e ben şey ısmarlayayım. Hamburger, ben de başka bir şey yiyeceğim. Come here, brother. Come. You eat. Al. Please, brother. This good, okay? This good. Hangisi? You hangisi? Seç. 1, 2, 3, 4, 5. No, 1. 2, 3. 3. Okay. Tamam, bundan istiyor, ne yapayım? Değişik bir şey ısmarlayayım ama. 3 tane ona, bundan bir tane de ben hamburger yiyeceğim. Brother. Hello, how are you? Bu da benim arkadaş, hep geliyor ona diye. Brother, how old are you? How old are you? I am 32 years old. He? I'm 25. You 25? Yeah. He? How old is he? 25. 25? Yeah. 25 years old. Yeah. Ha, 25'miş. Tamam, şimdi anlaştık. Şimdi yan taraftan böyle tavuk şiş gibi bir şey aldım. Bir tane. Şimdi buradan da hamburger, mamburger. Çocuklar göreceğiz. Çocuk da anlamadı böyle, bakıyor ama. How are you, brother? I'm Muslim. Alhamdulillah. Yeah, thanks. Yes. Tamam abi. Şeyinki geldi. Adı neydi lan bunu? Sorayım işte. Yes, yes. What is this name? Tomata. Allah Allah. Domates gibi. Tamucha. I'm from Turkey. Turşka. Turşka. I'm from. Bu Turşka diyor, bu Türkiye diyor. Come again? Tomorrow again, but after finish. I am going to Malaysia 2 days later. 2 days? Yes. If you come back here. After this, here. So, come in. Okay, brother. Our shop. Okay. Thank you. Welcome. Okay. Most bye welcome. Bye. Assalamualaikum Turkey. Assalamualaikum Turkey. Yes. Same again. Assalamualaikum Turkey. Yes. Thank you, brother. Brother, come here. Assalamualaikum Turkey. Assalamualaikum Turkey. Nice to meet you. Thank you so much. And friends, brother. Assalamualaikum Turkey. Nice to meet you. Thank you so much. Okay. Bye bye. You okay, brother? Brother, he married? No married. He no children. No married. Yes, he. No married. No. Bu hani var? Married. You no married, he no married, I'm no married. Oh. Where is the woman? Where is the woman? Yeah. Thank you so much, okay? Thank you so much. Ha, no problem. Okay. Donnavat brother. Donnavat. See you. Okay. Abar deka hobe. Sorry? Abar deka hobe. Bangla. Ha, Bangla ne? Bangladesh. Abar deka hobe. Abar deka. Ha, donnavat? Donnavat, thanks. Donnavat. Ha, donnavat, thanks. Abandegu? Abar deka hobe. Ha, see you. Abar deka hobe. Ha, abandegu. Abandegu, see you. Goodbye. Ha, understand. Okay. Okay. O zaman abendegu diyoruz. Goodbye. Thank Goodbye. You. Goodbye. Bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Suheyl'i sevindirmek istedim yani. Birini sevindirmek istedim bugün ben. Suheyl oldum. Suheyl, you tonight dua. My dua. Dua. Okay.
Bye bye. Hadi görüşürüz.